Memurlara Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Türkiye'de ilk kez sizlere sunduğumuz kamu çerçeve protokolünde 500 TL teklifi an itibariyle gerçek oldu arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Hak İş ve Türk İş'in açıkladığı, daha doğrusu TÜİS'e yani bakanlığa ilettiği kamu çerçeve protokolünün taslak metnini 6 sayfa sizlere sunacağız. Umarız gerçek olur. Güzel hazırlanmış bir teklif. Dediğim gibi umarız gerçek olur arkadaşlar. Gelin detaylara bakalım. Kamu çerçeve protokolü taban ücret 500 TL. Dün de size bahsetmiştik. Videosunu yapmıştık 500 TL istendiğini. Artı %15 refah payı. Bunu da dün size bahsetmiştik. Ve günlük 575 TL olması teklifi sunuldu arkadaşlar. Oluşan ücrete toplu iş sözleşmesi yürürlük tarihi itibariyle ilk 6 aylık %45 zam verilmesi teklif edildi. 833 lira 75 kuruşluk ilk 6 aylık günlük brüt yemeğe tutarak denk geliyor diyebiliriz arkadaşlar. Umarız dediğim gibi gerçek olur. Gerçek olursa tadından yenmez. Taslak teklif bu şekildedir. İşte taslak metin şöyle, videoyu durdurup kendinize detaylı şekilde okuyabilirsiniz. Ben şimdi sırayla gideceğim. Taban ücret. Toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihinden aylık brüt çıplak ücretleri 15.000 TL'nin altında olan işlerin aylık brüt çıplak ücretleri 15.000 TL'ye çekilmiştir diyor. Türk İş Hak İş'in ortak yaptığı teklif bu yönde arkadaşlar. Keşke bunun yanında DİSK de olsaydı. Hani DİSK de Türkiye'nin en büyük 3. büyük sendikası, konfederasyonu daha doğrusu. Hani üçü bir arada olsa tadından yenmezdi. 2 büyük sendika var burada. 3 büyük sendika olsaydı işler adına daha birlik, beraberlik, bütünlük olurdu diye düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar taban ücret 15.000 TL çekiliyor. Bu refah payı da var bunda. Umuyoruz dediğim gibi taslak metin çok güzel hazırlanmış. Dediğim gibi umarım gerçek olur. Umarım hükümet bunu kabul eder arkadaşlar. 2 refah payı. İşçilerin ücretleri 1. fıkradaki taban ücrete çekildikten sonra bütün ücretlere %15 oranında refah payı ilave edilecektir diyor. Yani 15.000 TL üstüne %15 refah payı zam istiyor teklif. Ücret zamları 1. yıl 1. 6 ay zammı, işçilerin ücretleri 1. fıkradaki taban ücrete çekildikten sonra, yani 15.000 TL çekildikten sonra 2. fıkradaki refah payı ilave edildikten sonra, yani %15 de buna zam istiyor, yani 16.500 TL istiyor taban ücreti. Toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki aylık, günlük, saatlik brüt çıplak ücretlerine yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere 1. 6 ay için %45 oranında zam yapılacaktır diyor. Umarız gerçek olur. Sosyal yardımlar. Toplu iş sözleşmesinin kapsamındaki işleri sosyal yardım olarak 2023 yılı net 2500 TL ay, 2024 yılı içinde net 3500 TL ay ödenecektir. Ek ödeme. Toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki işleri her yıl Mayıs ayında net 4000 TL tutarında ek ödeme yapılır. Bu tutar 2023 yılı kamu çerçeve anlaşma protokolünde belirlenen ücret zamları oranında ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenir. İlk defa toplu iş sözleşmesi imzalanan iş yerlerinde de aynı tutarda ödeme yapılır diyor. Dört fazla çalışma süresi, haftalık çalışma süresi. Kamu iş yerinde haftalık çalışma süresi 40 saat olarak uygulanır. Keşke bu da olsa. Genelde toplu sözleşmede 40 saat olarak isteniyor ama 45 saat imzalanıyor. Umarız bu sefer 40 saat olarak imzalanır. Fiili çalışmaya bağlı olan ödemeler iş primiyle yemek ve yol yardımı aylığa dönüştürülerek düzenli olarak ödenir. Fazla çalışma ücreti. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin %70 fazlasıyla ödenir. Resmi ve dini bayramlar ile genel tatil günlerinde yaptırılan fazla mesailerden günlük normal çalışma süresini geçen kısmı %200 zamlı olarak ödenir. Mevcut uygulamanın bu oranların üzerinde olması durumunda yüksek olan ücret uygulanır. Kıdem tazminatı. Bütün işçilere çalıştıkları her tam yıl için 35 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler içinde aynı oran üzerinde ödeme yapılır. Mevcut uygulamanın bu miktarın üzerinde olması durumunda yüksek olan uygulanır. 1. yıl 2. 6 ay zammı. İşçilerin 1 Temmuz 2023 tarihinde aylıkları brüt çıplak ücretlerinin 1. yıl 2. 6 aylık iş gününden geçerli olmak üzere TÜİK'in açıkladığı rakamların %5 oranında fazla sorunda zam yapılacaktır diyor. 2. yıl 1. 6 ay zammı. Yine aynı şekilde arkadaşlar TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon oranının %5 fazla sorunda zam istenmiş. 2. yıl 2. 6 ay zammında da yine aynı şekilde TÜİK'in açıklayacağı o dönem resmi son 6 aylık enflasyon üzerinde %5 fazla zam istemiş arkadaşlar. Yani ilk başta ne koparsak kârdır gözüyle bakılmış. 15.000 TL taban ücret, %15 refah payı istenmiş. Yani 16.500 TL net ücret. Bunun üzerine %45 zam
Ve ondan sonraki 6 aylık süreçlerde de %5 enflasyon farkı artı %5 zam istenmiş arkadaşlar. İkramiye. Toplu sözleşmelerinde 6.770 sayılı kanuna göre ödenen ilave hediye kapsamındaki tüm işlere belediye şirketleri ile özel idare şirketleri de dahil ödenir. İş bu ilave hediye dışında işlere toplu sözleşmesiyle ödenen ikramiye gün sayısı 60 günden az olan iş yerlerinde ikramiye gün sayısı 60 güne tamamlanacaktır diyor arkadaşlar. Makta ödemeler adı altında sosyal yardım taleplerimiz protokol kapsamında karara bağlanacaktır. İşin gerektirdiği belgeler. İşlerin görev tanımlarında iş yeri yapmaları için gerekli olan tüm sertifika, belge, maliyetleri gerekli olan izinle işverence karşılanır diyor. Özel güvenlik görevlileri için özellikle. İş yerinde işletmeye özgün sorunlar. İş yeri işletme iş konuda özgü idari ve mali konular. Çalışma şartları sorunları toplu iş sözleşmelerinin taraflar arasında görüşülerek sonuca bağlanır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan ve naklen açıktan atanarak ya da kanunla geçiş yapan işlerin toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve menfaatleri gittikleri iş yerlerindeki benzer işlerin seviyesine geldikleri iş yerindeki hizmet yılları emsal alınarak getirilir. 10. madde taşerona kadro istiyor. 690 sayılı KYK kapsamında dışında bırakılan tüm kamu alt veren taşeron işlerinin daimi kadroya geçirilmesi. 690 sayılı KYK kapsamında dışında bırakılan tüm kamu işveren taşeron işlerinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesiyle ilgili çalışmalar ivedilikle sonuçlandırılacaktır diyor. Gelir vergisinde düzenleme. Gelir vergisi yükünü hafifletmeye yönelik olarak ücretlerdeki gelir vergisinin %15'i aşması halinde aşan kısmı işveren tarafından karşılanır diyor. Bu da güzel bir madde olmuş. Keşke olsa biz bunun hakkında yaklaşık 2 sene video yaptık. Şu ana kadar bir gelişme olmadı. Bir ara Maliye Bakanı gelir vergisini düzenleyeceğiz demişti. Öyle kaldı. Sonra bir açıklama gelmedi. Yaklaşık 3-4 ay önce hatırlarsanız. Umarız bu da gerçek olur. Gelir vergisinin %15'e sabitlenmesi gerçekten maaşlara %10 civarı zam demek arkadaşlar. Kabaca. Güvenlik görevlilerinin iş güvencesi. Güvenlik görevlisinin yüz kızartıcı suçlar hariç ceza alması durumunda işveren uygun göreceği bir başka göreve geçirir. Sağlık sorunları nedeniyle görevini yapamayacak duruma gelirse başka bir işte çalışılması devam edilir diyor. Bu da umarız olur. Geçici işçiler. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılan geçici işlerin daimi iş kadrosuna geçilmesi yönünde gerekli yasal düzenleme ivedilikle yapılacaktır diyor. Bu da zaten cepte arkadaşlar. Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi bu olay. 12 ay maaş olayı cepte aslında diyebiliriz. Bir hafta 10 güne çıkacak zaten arkadaşlar. İşçilerin iş ve iş yeri değişikliği özlük hakları konularında mevcut mevzuattaki sınırlandırıcı hükümlerin kaldırılması çalışmaları kesinlikle sonuçlandırılacaktır. İvedilikle sonuçlandırılacaktır diyor. İşçilerin kadroda belirtilen iş unvanları fiilen yaptıkları işler dikkate alınarak iş görev tanımları toplu iş sözleşmesinde 2 olarak ilave edilir. İşlerin fiilen yaptıkları işle SGK'ya bildirilen meslek kodları uyumlu hale getirilecektir. Meslek kodlarına değmiş, bu da güzel olmuş. Bu kapsamda kadroya geçen işçilerin emeklilik, yaşlılık ve malluk aylık almaya kazandıkları tarihe kadar çalışmalarla ilişkin sınırlandırıcı hükmün kaldırılması için yasal düzenleme yapılacaktır. Yetki uyuşmazlığı devam eden iş yerleri. Yetki uyuşmazlığı devam eden iş yerlerinde çalışan işçilere iş bu çerçeve anlaşma protokolüyle belirlenen ücret zamları amaç niteliğinde uygulanır. İmzalanacak olan toplu iş sözleşmesi farklarından mahsup edilir. Örneğin 10 dolu iş konuda şu an davalık halen kamu çerçeve protokolü aynen o iş konuna ilave edilecek arkadaşlar. Farkların ödenme zamanı. Toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer tüm ödemeler ilişkin farklar kurumların bütçe imkanları göz önünde alınarak geciktirilmeden ödenecektir. 690 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 127. maddesinin 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye eklenen geçici 23. madde kapsamında sürekli iş kadrolarına geçirilenler işçilerle ilk defa işe alınan işçilere işverence yapılan ödemelerle yeni dönemde imzalanacak toplu iş sözleşmesiyle yapılacak ödemeler mükerrerliğe yer verilmeyecek şekilde mükayese edilerek mahsuplaşma işlemi yapılacaktır. Bu işlem sonunda işçi lehine fark doğması halinde oluşan farklar kurumun bütçe imkanları göz önüne alınarak gecikmeden ödenecektir. Yeni dönem toplu iş sözleşmelerinde düzenlemeden herhangi bir ödeme veya uygulama varsa bu ödeme veya uygulamaya yeni iş toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden itibaren son verilecektir diyor. Düzenleme bu yönde arkadaşlar. Kamu çerçeve protokolünde TÜİS'e gönderilen taslak metin 6 sayfalık metni sizlere sunduk. Güzel bir metin olmuş. Umarız olur. Olursa işçi maaşları
20.000 TL bandına çıkacak net. Umarız olur dediğim gibi arkadaşlar. Umarız, umarız, umarız olur. Şu an işçi maaşları gerçekten asgari ücret seviyesinde çok düşük kaldı. Şöyle bir 20.000 TL seviyelerine çıkmalıdır. Bakalım AK Parti bunu kabul edecek mi? Biz de detayları vermeye devam edeceğiz arkadaşlar.